Herkese merhaba. Geçen videoda ekranda gördüğünüz gibi bir deprem sensörü tasarlamıştık. Bu videoda o deprem sensörünü adım adım PCB'ye çevireceğiz ve JLC PCB'den siparişimizi vereceğiz. Hadi hemen başlayalım. Deprem sensörü devremiz bu. Şimdi size bu devreyi açıklayacağım. Daha sonra JLC PCB'den sipariş aşamasını göstereceğim. Bu arada JLC PCB'den şu anda ekranda görüyor olmanız lazım. Referans kodumla kayıt olarak Toplamda 30 dolar ilk kayıt indirimi alabilirsiniz. Ayrıca ben size ekstradan 5 dolar daha indirim kuponu paylaşıyor olacağım. Onu da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hemen devreyi açıklamaya başlayalım. Şimdi öncelikle izlemediyseniz ilk videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü orada bu deprem sensörünü çalıştırdık, test ettik. Şimdi de onun devresini hazırlıyoruz. Devremiz basit. Burada 3 pinli bir headerımız var. Orta bacağını keseceğiz. Bu 2 pin suyla kısa devre olduğunda buzzerımız ötmeye başlayacak. Ve burada devremizin 3 boyutlu hali var. Buradan açıklayacağım size. Bakın oradaki 3 pinli headerımız bu. Orta bacağını bunun sökeceğiz. Bununla işimiz yok. Şu iki pini alttaki su sayesinde birbirine temas etmeye başladığında bu ortadaki buzzer işlemci tarafından ötürülüyor olacak. USB kısmı da adaptöre takmak için duvarda adaptör takılı olacak. USB ile de o adaptöre geçireceğiz. Çevresi 3 boyutlu yazıcıdan basacağımız plastikle kutulanmış olacak. Alt kısmında su olacak ve devrenin üst kısmına suyun geçmemesi için buraya silikonla güzel bir yalıtım yapacağız. Tekrardan şematiğe geliyorum. USB kısmımızda bir programlayıcı yok. O yüzden programlayıcı buradaki header'larla yapılacak. Burada MOSI, MISO, SCK, GND, 5 volt ve reset pinleri var. Programlamak için bunlar yeterli. İşlemcimiz ATtiny13A. Bu temel bir işlemci ve bizim için bu projede yeterli olacak. Buzzer'ımızı 100 ohmla D3 pinine bağladık. Sensör kısmı zaten yağmur sensörüyle tıpatıp aynı. Yağmur sensörünü de izlemediyseniz yukarıda çıkacak. İzleyebilirsiniz onu da. Buradan 5 volt geliyor. Burada bekliyor. A0 pinine giriyor. Eğer ki burası kısa devre olursa su sayesinde bu transistör iletime geçiyor ve burası GND'ye yakın bir değer oluyor. 0 volta yakın bir değer oluyor. A0 pininden de bunu takip ediyoruz. Böylece sudaki dalgalanmaları, titreşimleri algılayabiliyoruz. Devre oldukça aslında basit. Anlamadığınız bir şey olursa yorumlar kısmında mutlaka bana sorun. Ben size bunu açıklayacağım. PCB kısmını yine ben tasarladım. Videoda çok uzun sürmesin diye. Ama dilerseniz P.C.P kısmı da gelsin, baştan tasarlayalım derseniz yine tasarlarız veya farklı devreler de tasarlayabiliriz istediğiniz. Burada çift katmanlı bir devre tasarladım. İkinci katmanda çok fazla bir yol yok. Her şey genelde üst katmanda bitti. Zaten ben bu projeyi EasyEDA'da sizinle paylaşmış olacağım. Bakın burada Earthquake Sensor diye benim projem var. Ve bu proje şu anda paylaşımlı linkini size atacağım Siz de aynı şekilde easyada üzerinden Projeye erişip Kullanabileceksiniz ücretsiz olarak Bunu da açıklama kısmında linkini bırakmış olacağım Panelize etmekte biraz zorlanabilirsiniz belki Dilerseniz bu videoda Bu devreyi panelize edelim Devreyi sipariş ederken %100, e 100 5 tane PCB'yi 2 dolara alabiliyoruz. %100'ün e 100 içine bu devre kaç tane sığıyorsa sığdırabiliriz. Onun için de burada Tools kısmında Panelize var. Buradan Stamp seçiyorum. Burada satır ve sütun sayısını belirtiyorum. Ve uygula diyorum. Şimdi bakalım bu şu anda kaça kaç olmuş. %100'ü e 100 geçmemesi gerekiyor. Tamam şu anda 81 mm. Bizim için uygun. Ama şu anda diğer PCB'lerin içi boş. Bu şekilde sipariş ettiğimizde dirençler, kapasitörler, led'ler lehimlenerek gelmez. Seçenek çıkmaz zaten. Bu yüzden bunu kopyalayıp diğerlerine yapıştırmamız gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapacağız. Buradan kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Daha sonra buraya da yapıştırıyorum aynısını aşağıya kopyalıyorum. Şu anda ortalık karışmış gibi gözüküyor. Ama bu gözünüzü korkutmasın. Sıkıntı yok. Şimdi öncelikle bakın ben burada GND katmanını devreye yaymışım. Diğerleri için de bunu yapmam lazım. Üstüne tıkladım. Buradan Rebuild Copper Araya. Buna tıkladığımda bütün devreler için GND'yi devrelere yaydım. Şimdi artık buradan panelizeyi kaldırıyorum. Ve devrelerin dış katmanlarını siliyorum. Şu anda tekrardan panelize edebilirim. Evet panelize işlemim şu anda tamamlandı. Artık sipariş kısmına geçebiliriz. Buradan Fabrication One Click Order PCB SMT Buna tıkladım. OK dedim. İlk girişte dosyayı yüklemeyebilir sisteme. O yüzden sayfayı kapatıyorum. Tekrardan Üretime tıkladım. Şu anda her şey tamam gözüküyor. Devremizin rengini mavi yapabiliriz. Daha güzel görünebilir. Veya buradan istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Bakın şu anda devremiz 2 dolar ama bizim 9 tane devremiz var. %100 PCB'nin içine sığdırdığımız için fiyat değişmedi. Burada kurulum ücretleri var ama indirim kuponları sayesinde bunlardan kurtulacağız. Bu kurulum ücretleri dirençler, led'ler onlar lehimli geleceği için çıkıyor. Aşağı indiğimde burada SMD SMD kısmı var. Buradan confirm diyorum. Otomatik olarak dosyalarımı yükledi. EasyEDA'nın kullanmanın en büyük rahatlıklarından birisi bu. Dosyaları otomatik olarak yüklüyor. Siz herhangi bir şeyle uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Ve devrenizi üretirken de fiyatını görebiliyorsunuz. Buradan devremiz ne ile alakalı onu seçmemizi istiyor. Buradan others seçtim. Deprem sensörü olarak belirttim. Ben ekledim. Şimdi burada neleri biz lehimli olarak alacağız? Bunları seçebiliyoruz. Bakın burada extended part'lar var. Bunların ekstra kurulum ücreti var. Ben bunları zaten kendim lehimleyeceğim için extended part'lardan seçtim. Basic part'ların herhangi bir kurulum ücreti yok. Bakın onların fiyatları da zaten genel olarak daha düşük. Fiyatı arttırmak istemiyorum. Gümrük problemleri olmasın diye. O yüzden ben bu extended part'ları kaldıracağım. Sadece bunlar lehimli olarak gelse bana yeter. Next diyorum. Bakın burada şimdi lehimlenecek komponentleri yerleştirecek. Yerleştirdi. Burada bütün lehimlenecek komponentlerin yerlerini de görebiliyorum. Son hali bu şekilde olacak. Burada tekrardan kontrol ediyorum. Herhangi bir hata var mı? Sağ tarafta fiyat listesi görünüyor. Save to cart diyorum. Secure checkout diyorum. Burada adres bilgilerimi girdikten sonra continue'ya tıkladım. Kargo seçmem gerekiyor. Burada özellikle Türkiye için FedEx registered air mail ve yeni çıkan standart global direct line 3 tane kullanılabilecek mantıklı kargo seçeneği var. UPS ve DHL çok pahalı. O yüzden tavsiye etmiyorum. Şu anda FedEx 22 dolara getiriyormuş. Registered air mail 10 dolar, standart global direct line o da yaklaşık 10 dolar civarları. 10 doların biraz daha üstü. Ama eğer ki uygun fiyata getirmek istiyorsanız ve bu ikisi arasında kaldıysanız standart global direct line'ı tercih ederim. Çünkü burada gümrükleme ücretini baştan alıyor ve JLCPCB tarafından gümrükleme işlemleriniz tamamlanıyor. Burada TC kimlik numaranızı da giriyorsunuz. O yüzden bu daha sağlıklı geliyor bana. Bu seçenek yeni çıktı. Eğer düşük ücret istiyorsanız bunu tavsiye ederim. Hızlı kargo istiyorsanız da bunu tavsiye ederim. Bu yaklaşık FedEx siparişi verdikten sonra çok hızlı bir şekilde devreniz üretiliyor. Yaklaşık 10 günde de kargonuz ulaşıyor elinize. Standart Global Direct Line'da da yaklaşık 20 günde ulaşıyor. Aceleniz yoksa bunu da tavsiye ederim. Yarı yarıya fiyat farkı var çünkü. Ben şimdi burada TC kimlik numaramı girip devam ediyorum. Burada da tek bir seçeneğimiz var zaten. Continue dedim. Şimdi ödeme kısmına geçtik. Bakın burada sizde bu 9 dolarlık 6 dolarlık SMT kuponları çıkacak. Hatta verdiğim referans koduyla kayıt olduğunuz için burada farklı indirim kodları da çıkacak sizde. Bunları kullanabilirsiniz. Örneğin ben buradan mesela 9 dolarlık indirim kuponunu seçtim ve benim siparişim 17 dolara düşmüş oldu. Her şey dahil. Kargosu dahil, gümrükleme ücretleri dahil, devreler dahil, devrenin üstündeki komponentler dahil ve komponentlerin lehimlenmesi dahil bir kartta 9 tane devre var 5 tane kart toplam 45 devre 17 dolara bize gelecek Buradan güvenli bir şekilde kart bilgileriniz girip sipariş edebilirsiniz Zaten visa ve master kartı da destekliyor sistem Eğer aklınıza takılan bir şey olursa sormaktan çekinmeyin her türlü sorunuza cevap vereceğim Bu videoluk bu kadar olsun Daha sonraki videolarda istediğiniz devreleri yorumlar kısmında belirtin Onların da videolarını çekelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.